Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yuva açılışı, yuva gezisi yapacağız sizlerle. Yumurtlayan takımlarımız var, yuvadan düşen yavrularımız var ve yeni çıkan yavrularımız da mevcut. Yeni çıkan yavrularımız sultanlarda mevcut arkadaşlar. İsterseniz çok fazla konuşmadan direkt yuvaları izlemeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle Salma'yı da göstereyim. Salma'ya kaydırdığım yavrularım da var. Dün bayağı bir yavru attık Salma kafesimize. Onlardan da en son sizlere bahsedeceğiz, göstereceğiz ve göndereceğimiz yavruları da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Yavruların şu an yarı yarıya sahiplendirildi. Salma kafese attığım bütün yavruların neredeyse sahiplendirildi arkadaşlar. Hemen başlayalım. Direkt sultan takımlarından başlayalım arkadaşlar, sağ üstten. Burada 4 yumurtamız vardı. 4'te 4 doluluk sağladılar. 4 yavrum 4 çıktı. İlk 3 yavruyu ezerek öldürdüler altlarında arkadaşlar. Acemilikten veya stresten tam bilmiyorum. Son yavruya da hani bunlara güvenemedim ve direkt diğer takımın altına kaydırdım. Şu an diğer takımın altında ilk yavru bu takımımızın yavrusu yani arkadaşlar. Kendilerinde şu an 2 yavrusu çıkmış durumda. Totalde bu yuvada 3 yavru, bir tane de yumurtamız var arkadaşlar. Ve yavruların hepsi white face geliyor. İlk yavrumuz white face geliyor. Onları nereden anlıyorsun derseniz arkadaşlar, yavruların yumurtadan çıktıktan sonra normalde tüyleri sarı oluyor. Hani bunlar da beyaz. Hemen gösterelim, anlayacaksınız zaten farkı. Bakın arkadan gözüküyor kafasının arkasında, gördünüz mü arkadaşlar? Tüyler beyaz, kursaklar dolu. Dün mamalarını verdim, çok rahatsız etmeyin. Bunlar biraz da strese giren hayvanlar. Dediğim gibi ilk yavru buradaki takımımızın yavrusu. Diğer iki yavrumuz kendi yumurtladıkları yumurtalardan çıktı arkadaşlar. Ve bir tane daha yumurtamız var. O da ne zaman çıkacak diyeyim sizlere. Bu akşam veya yarın sabah falan çıkacak. Günleri takip ediyoruz. Buradaki takımımız yumurtasına tekrardan yattı. Bunların yavruları kaydırmıştık. İki tane dişi yavrusu vardı. Hiç rahatsız olmuyorlar. Bunların 3 yumurtası vardı arkadaşlar. 4'ü yapmış olabilirler. Tak koçum kızım. Tak da açalım. Yok, halen 3 var. Tamam, hemen yatabilirsin geri. Yuvada 3 yavrumuz var. Hemen bakalım. Bir yavru başka yuvadan kaydırma. Arkada 2 DF var. Bir tane parçalı var arkadaşlar. Parçalı da mavi geliyor. Dediğim gibi tahminlerimiz doğruymuş. O parçalı yavrumuz da buradaki takımımızın yavrusu. Çok güzel bir kalıba vasfa sahip olacak. Bakın burada yuvadan düşen yavrularımız var. Her yer mavi spangla gitti demiştik arkadaşlar. Hakikaten de öyle oldu. 2 tane mavi spangla burada var. Bir tane mavi var karşıda, bakın arkadaşlar. Bu şu an erkek bilişim çok net değil. Daha çok erkeğe yakın ama büyük ihtimalle dişiye dönüyor olabilir. Bunun cinsiyetinin tam anlamıyla oturması için bir 3-4 gün geçmesi lazım arkadaşlar. Şu an net değil. Hani burundaki beyazlık açılacak mı, açılmayacak mı? Buradaki mesela spangle'ımız erkek. %100 erkek arkadaşlar. Kalıp olarak 10 numara bir kuş. Bakın babası burada zaten. Büyüyünce bunun gibi olacaktır. İlgilenenler de, sahiplenmek isteyenler de Instagram'dan bizlere yazabilirler arkadaşlar. Karşıdaki de yine aynı babasının mutasyonundan ama renk olarak biraz daha açık. Bu koyu kesinlikle babası gibi olacaktır arkadaşlar. Hemen şöyle yana geçelim. Yuvadakilere bakalım. Yuvadakilerin ikisi de şov yavrusu arkadaşlar. Yeşil olan İzmir'e gidecek. Mavi Antalya'ya söz vermiştik ama bakalım. Onları ne zaman gönderebileceğiz? Bunların da yine sağlık durumlarında hiç sıkıntı yok. Gayet sağlıklılar zaten. Hareketlerinden belli oluyor. Dediğim gibi yeşil İzmir'e, maviyi de Antalya'ya söz vermiştik. Burada başka bir takımımız var. Bunların yuvaları boştur. Yine de bakalım biz sizlerle. Dediğimiz gibi boş. Sultanların yuvasına bakmaya gerek var mı demeyelim. İçinizde kalmasın, bakalım. Yumurta henüz yok. Çiftleşmeler bunlar da henüz başlamadı yanlış bilmiyorsam arkadaşlar, ama yuvaya giriş çıkışlar tekrardan başladı. Aşağıya geçiyorum buradaki şov takımına. Dişimiz sürekli olarak yuvada yatıyor. Dış kısımda büyüme var mı? Dış kısımda öyle çok bir büyüme göremedim. Yuvaya bakalım. Ama yuvada yatıyor yani, bakın yuvayı da zaten eşelemiş, kazımış. Tüylerini de bırakmış. Burada diğer şov takımım var. Bunlar yumurtlamışlardı arkadaşlar. İkinci hatta bırakmış olabilirler. Hemen bakalım. Yok, ikinci yok. Bir tane yumurtamız var. İkinciyi henüz bırakamamışlar. Kapatalım. Burada deminki yuvada gösterdiğim şov yavruların anne babaları arkadaşlar. Çok güzel yavru atıyorlar. Ankara'ya Fatih abimiz vardı. Ona gönderdiğim ilk yavrular, ona göndermiştim arkadaşlar şov yavruları. Gri ve yeşil vardı. Ciddi anlamda çok çok güzel olmuş. Hani kendime de kesinlikle ayıracağım bunların yavrularından. Buradaki takımımızın da yumurtaları doğru. Orada da şov yavrumuz var. Şov yumurtamız var. Göstereceğim size. Burada iki tane sarı parçalı var. Resesif tarzda gelecek. Şu erkek bakın mesela. %100 erkek. Burun mosmor arkadaşlar. Görüyor musunuz?
Yani bu dişiye dönerse ayıp eder. Öyle söyleyeyim size. Hepsinin ayaklarında bileziği mevcut arkadaşlar. Hepsinde bilezik vardır. O bilezik olmayan yok. Japonesler burada. Japoneslerde yumurta var mı? Hemen bakalım. Yok. Henüz bir yumurta yok. Daha yapmamışlar. Onu da ürküttük birazcık. Burada diğer takımım var. Bunların yuvasını şimdi açmayacağım. Tedirgin etmeyeceğim. Bunları yeni eşleme yaptık arkadaşlar. Ve bunlar dün akşamdan itibaren yuvaya girmeye başladılar. Yuvanın önüne tünek koydum. Ondan sonra girmeye başladılar. Bunların da arası gayet güzel. Yakından gösterelim sizlere. Arası gayet güzel arkadaşlar. Bunlardan da yakın zamanda yavru yumurta gelecektir. Çok fazla uzun süreceğini beklemiyorum. Buradaki takımımız tekrardan kuluçkaya yattı. Bunların yavruları hep mavi spangle gelmiş ama kalıp olarak 10 numara bir yavru attılar. Bu 4 demiş hatta, bakın. Fotoğraf almaya çalışıyorum arkadaşlar. Birazcık bekleteceğim sizi. Evet, şimdi gelelim şovlara. Bakın, şovumuzun erkeği burada arkadaşlar. Odaklamayı şöyle yapalım. Şov erkeğimiz burada. Dişimiz de yuvada yumurtaların üstüne yatıyor. 2 tane yumurta %100 dolu. Garanti dolu. Bakın, bu daha ilk kuluçkası. Yumurtalara tam yatmayı bilmiyor. Bakın, 2 yumurta kendisinin altında duruyor. Yan tarafında duruyor daha doğrusu. Onlara tam olarak yatmayı henüz öğrenemedi arkadaşlar ama ilk kuluçkada bunlar gayet normal. Acemiliğine bu kuluçka atacak. Bir sonraki kuluçka artık hani acemi olmaması lazım. Yarı yarıya en azından bir doluluk sağlaması lazım. Bu vatanı korur gibi arkadaşlar. Yumurtalarını koruyor. Hiç kalkmıyor üstüne. Hatta elime bile saldırıyor. Ben yumurtalar dolu mu boş mu diye kontrol etmek için elimi uzattığım zaman direkt elime saldırıyor yani. Hani öyle böyle değil. Deliyor neredeyse arkadaşlar elimizi. Ama bu güzel bir özellik. Güzel bir karakter yani kuşlarda. Yavrusuna yumurtasına sahip çıkmak her zaman daha iyidir arkadaşlar bakmamasından. Bunlar da problem değil. Güzel bir şey yani kısacası. Hemen aşağıya geçelim. Burada iki tane yavrumuz mevcut. Bakın dişimiz orada. Dişimiz çok çok güzel oldu bu arada. Ciddi anlamda kalıp 10 numara. Erkeğimiz de gene aynı şekilde. Yuvası boştur. Erkeği şu an yanında değil. Bunların yavruları vardı. 6 yumurta vardı. 7 yumurta vardı. Bir tane yavrumuz ezip öldü. Şu an 4 yumurta, 2 tane de yavrumuz mevcut arkadaşlar. Kursaklar gayet güzel. Ne çok az ne çok dolu. Bugünkü iyi de çünkü o kadar dolu değildi. Burada bir takımımız var. Bunlara bakalım yumurtayı doldurabilecekler mi? Bunları da hemen videonun hemen sonunda kontrol edeceğim arkadaşlar. Dolu mu boş mu diye. Şöyle diğer yavrularımıza gelelim. Hatta sultanımız var. Sahiplenmek isteyen olursa bunu da sahiplendirebiliriz arkadaşlar. Elek olabilir. Isırması falan yoktur. El alıştırdık biz bunu çünkü. Şimdi Japonesleri gösterelim. Uyanın bakayım. Aşağıdaki Japonesi Bursa'ya abimize söz verdik. Buradaki Japonesle beraber bir dişi bir erkek arkadaşlar. Bunlar yakın zamanda gönderilecek. Buradaki yavrumuz gönderilecek. Yukarıdaki mavi yavrumuz gönderilecek. Bu mavilerin hepsi gönderilecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer mavi spangla gitti. Kalıp olarak neredeyse hepsi aynı ayarda çünkü zaten takımları da gösterdim ya sizlere arkadaşlar. Hani kalıp olarak ciddi anlamda kötü kuş yok. Hani en kötü kalıp Jumbo zaten. Çoğu takımımız zaten şu an Jumbo arkadaşlar. Yani takımlar Jumbo takımından oluşuyor. Kırık Show takımından oluşuyor ve Show takımından oluşuyor arkadaşlar. Bir tane de Japonez takımım var. O yüzden yavrular gayet güzel geliyor. Bakın mesela bu yavrum 10 numara 5 yıldız. Şöyle gösterelim. Maşallahınızı alırız. Sarı yüzü yeşil arkadaşlar. Bunun babası da hemen burada bakın. Babasında Show kanı var. Çok net, bariz, anlaşılıyor zaten. Japonez'imizi de elimize aldık. Yavrular şu an el alıştırmaya birebirler arkadaşlar. Gel. Sen de gel gel. Dediğim gibi eli alıştırabilirsiniz. Bakın mesela mavilerin de dikkatini çekti şu anda. Onlar da gelecek büyük ihtimalle. Gel. Sen de gel. Gel bakayım. Ayağını atma ama gelmedi. Sen de geç bakayım. Aferin.
Yavrulardan da burada. Buradan hangileri sahiplendirilecek hemen gösterelim arkadaşlar. Bu üst kafeste yok. Üst kafes komple sahiplendirildi. Alt kafeste sadece bir yavrum kaldı arkadaşlar. Gri sahiplendirildi bakın. Grimiz de çok çok güzel. Yanındaki mavi dişi kaldı bakın. Diğer kardeşi mesela Ankara'ya gidecek. O da Fatih abiye gidecek yine. Bize her yer muhabbet Instagram adresi var. Takip etmeyenler varsa oradan takip edebilirler ki bu arada zaten çok büyük bir kuş çekilişi var. 5 adet muhabbet kuşu verecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi şu Japon esimizde bir tane yavru erkek var. Onu almayı düşünüyorum. Alırsam ne zaman eşe atabiliriz? 4 ay sonra 5 ay sonra eşe atabiliriz arkadaşlar. Bir ihtimal onu düşünüyorum. Ama bir ihtimalle Japon esi sahiplendirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Buradan dediğim gibi sahiplendirebileceğim sadece arkadaşlar şu iki arkadaki mavi var. Şöyle gösterelim. İkisi de kardeştir ve anne babalarını da göstereyim. İkisi de dişi bu arada arkadaşlar. Anne babaları buradaydı zaten. Demin gösterdim. Yumurta yatıyorlar. Tekrardan rahatsız etmek istemiyorum. Anne babaları da buradaki takımımız arkadaşlar. Gayet güzel kanatlarına sahipler. Şu an dediğim gibi zaten yavruların hiçbiri kötü kanatlarına sahip değil. Hepsinin geldiği anne babayı görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta çoğunun bir önceki videolarda size dedelerini bile göstermiştik. Mesela nerede o? Bu mavi spangler. Mavi spangler'ın hepsi arkadaşlar bakın. Bu takımdan mavi spangle geldi. Bu takımdan mavi spangle geldi. Hepsinin dedesi bu. Çünkü bunun yavrularından geldi o yavrular. Bakın. Şovkan'ı var. Dedesinde Şovkan'ı var. Dedesini de gösterdiğimize göre artık videomuzu bitirebiliriz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz ve göstereceklerimiz bu kadar. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.